Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün yine yeni bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Hemen ekranda görmüş olduğunuz Huawei Nova 5'te test merkezimize geldi. Ve her zaman olduğu gibi sıfır ürün geldiği için kutu açılımı yapıyoruz. Geçen yıl Ağustos ayında tanıtılan bir cep telefonu Huawei Nova 5T. Arka yüzünde 4, ön yüzünde de 1 olmak üzere toplamda 5 kamerası bulunuyor. Şöyle her zaman olduğu gibi şu kutumuzu şuradan bir açalım. Şu jelatini yırtarak başlıyoruz ilk çalışmamıza. Bir yandan açarken bir yandan da özelliklerinden bahsedeyim. 6.26 inçlik 1080x 2340 piksellik bir ekranımız var. Bu cep telefonumuzun ekranı. 19.5'a 9 ekran oranımız bulunuyor. Huawei Kirin 980 işlemci kullanan bir cep telefonu. Çıkartıyoruz kutudan. İşte kutumuzu açtık. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Huawei Nova 5T işte karşımızda. Şu jelatinlerini çıkartalım. Her zaman yaptığımız gibi şöyle kenara kaldıralım. Çok da yanar dönerli bir şeyimiz var bu arada. Her taraf bunda şu an görünüyor mu ekranda bilmiyorum ama Nova yazısı var. Hem şurada bir Nova yazıyor. Biraz kaligrafik bir şekilde. Bir de aynı zamanda ekranın her yerinde de Nova yazısını şu anda görüyoruz ekranda. Böyle yanar döner. Bu arada enteresan renkleri de var. Yaz ortası moru, siyah ve dalga mavisi diye geçiyor. Yaz ortası moru göndermişler bize şu anda. Ekranda da anlayacağınız gibi. Dalga mavisi de olabilir bu arada. Tam emin olamadım. Kutunun üzerine bir bakalım. Hangi rengin bize geldiğini yazıyor mu burada? Midsummer Purple diyor. Evet, yaz ortası moru rengi bize gelmiş. Bu da nasıl bir renkse böyle yaz ortası moru bu şekilde. Bu sefer arkadan başlayalım. Bir LED lambamız var. 1, 2, 3 ve 4 adet kameramız var. Kameraların çözünürlüklerinden ve diğer özelliklerinden bahsedecek olursam. Ana kameramız 48 megapiksellik f1.8 diyaframlı bir kamera iken. İkinci kameramız 16 megapiksel ultra geniş açı özelliği sunuyor. Üçüncü kameramız 2 megapiksellik makro kamerası. Dördüncü kameramız ise 2 megapiksellik alan derinliği kamerası bulunuyor. Bu ana kameramız 4K 30fps video kayıt özelliğiyle birlikte geliyor. Ön tarafa döndürecek olsak ki yuvarlak köşeli bir cep telefonu bu Nova. Ben bu arka tarafı çok beğendim bu arada, onu söylemiş olayım. Ön tarafında bir jelatinimiz var. Onu da şöyle çıkartıyoruz. Fark ettiğiniz üzere şurada bir şöyle göstereyim. Bir delik şeklinde sol üst köşede bir ön kamera bulunuyor. Kameradan da bahsedelim hemen yeri gelmişken. 32 megapiksellik f2 diyaframlı bir kameramız var. Full HD 30fps video kayıt yapabiliyor. Şimdi biz telefonumuzu bir açalım. Her zaman yaptığımız gibi. Şu an açılıyor. O açılırken biz de diğer kutu içeriklerine bir göz atalım. Bakalım neler var. Şöyle bir iğnemiz var. Hemen görüyoruz zaten. Burada kullanım kılavuzları falan, garanti kağıdı, şudur budur falan var. Hemen şöyle bir bakalım. USB Type-C bir şöyle yakınlaştırayım. USB Type-C data kablomuz mevcut. Bu arada cihazda ne yazık ki 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunmuyor o bakımdan. Hemen şöyle ekranda da göstereyim onu. Kulaklığı da Type-C şeklinde tasarlanmış. Şöyle ekranda görüyorsunuz şu anda Type-C bir kulaklıkla geliyor. 3.5 mm çıkışı bulunmadığı için. Devam edelim kutumuzu açmaya. Bir adaptörümüz var. Şu şekilde. Onu da şöyle göstereyim. Yakınlaştıralım biraz. Adaptörümüz, USB adaptörümüz bu şekilde. Supercharge yazıyor üzerinde. Hemen şöyle biraz daha yakınlaştırayım ki daha net ve detaylı bir şekilde görmüş olun. Supercharge desteği olan bir adaptörle beraber geliyor Nova 5T. Bir şey daha var kutuda bu arada. Onu da söylemiş olayım. Şöyle gösterelim onu da. Biliyorsunuz Type-C olduğu zaman genelde Huawei böyle bir şey koyuyor. Dönüştürücü. Yani 3.5 mm'yi Type-C'ye dönüştüren bir adaptör kablo da yine kutudan çıkıyor. En azından bu teselli edici bir aksesuar olmuş. Şimdi her zaman yaptığımız gibi telefonumuzu madem açtık bir kurulum da yapalım. Azerbaycan diline gelmiş. Hoş gelmişsiniz yazıyor. Onu şimdi biz bir Türkçe'ye çevirelim önce bir.
Şuradan Türkiye'yi bulalım. Türkçe diyoruz. Başlayın diyoruz. Türkiye dedik. Devam edelim. Tamam. Kabul ediyoruz diyoruz. Sim kartı atlıyoruz. Sim kartışımız yok şu anda. Bir yedekleme yapmayacağız. Sonraki diyoruz. Şu an bu şeyi atlıyoruz. Atlıyoruz. Diğer. Kabul et. Bunları da atlıyoruz. Tüm servisleri etkinleştirelim. Daha sonra katılırız buna. Şimdi biz işimize bakalım. Manuel güncelleriz deriz. Ve işte şu anda telefonumuz açılmış durumda. Evet, Huawei Nova 5T açıldı. Özel de bir masaüstü deseni de var. Şu anda Nova yazısını görüyorsunuz. Biraz her zaman yaptığımız gibi aslında şöyle bir özelliklerine bakalım. Sistem dedik. Telefon hakkında dedik. Huawei Nova 5T'miz var. 9.1 emül sürümü olarak 9.1 ve Android sürümü 9 ile geliyor. Android Pie ile geliyor. Onu da söylemiş olalım. Diğer özelliklerinden biraz bahsedeyim isterseniz. Lityum polimer 3750 mAh'lik bir pilimiz var. 22.5 Watt'lık kablolu hızlı şarj özelliği bulunuyor. 6 GB RAM, 128 GB'da depolama özelliğimiz mevcut olduğunu söyleyelim. Tabii her zaman yaptığımız gibi biraz da kameradan bahsedelim. Kameramızı açalım. Şuradan kamerayı açıyoruz. Kamera mod arasında geçiş diyor. Etkinleştir diyelim. İzin ver dedik. Şu anda kameramız açıldı. Şöyle bir geniş açıya geçtik. Malum geniş açı kamerası var. Normal açıya geçtik. Bir de şurada 2x var. 2x'te şu anda ekranda gördüğünüz gibi 2x kameramız var. Ön kameramızı açalım. Tamam. Evet, şu anda beni görüyorsunuz ön kamerada. Yine aslında Huawei telefonlarında alıştığımız bir menü var. İşte ayar lens, gece. Mesela şöyle yapalım, ayar lens. Merhaba. Evet, böyle bir bukalemun, renk değiştiren bir bukalemun oldum şu anda. Böyle değişik efektler var. Zaten biliyorsunuz bunlar farklı telefonlarda da bulunuyordu. Ön kamerada tekrar açalım. İşte HDR var. Yapay zeka özelliği yine bu telefonda da bulunuyor. Bunun gibi özellikler mevcut. Detaylı bir inceleme gelecek biliyorsunuz bizim her zaman yaptığımız gibi. Böyle delikli bir kameralı telefon seven olursa ekranda görüyorsunuz şu anda. Şurada deliğimiz mevcut. Güzel bir telefon olmuş Huawei Nova 5T. Bu arada bazılarınız muhtemelen soruyordur fiyatı nedir diye. Biz bu kutu açılımını yaptığımızda ki tarih olarak baktığımızda 9 Aralık bugün. 9 Aralık pazartesi. Henüz telefonun fiyatı belli olmamıştı. Ama yurt dışı fiyatının 500 euro, daha doğrusu Avrupa fiyatının 500 euro olduğunu söyleyeyim. 500 euro'nun da karşılığı yaklaşık olarak işte 3500 lira civarında falandır diye tahmin ediyorum. Ama 4000 lira yakın bir fiyatta Türkiye'ye girer diye düşünüyorum. Huawei'nin daha önceki telefonlarındaki fiyat politikasını düşünürsek. Ama fiyatının belli olmadığını söylemiş olayım. Belli olduğunda yine buradan sizlere en azından açıklama kısmında fiyatın ne olduğu konusunda bilgi vereceğiz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir kutu açılım videosunda, farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.